Merhaba, hoş geldiniz. Yeni bir Açık Oturum programıyla karşınızdayım. Ben Gökçe Çiçek Kösedağı. Bugün konuklarım Profesör Doktor Burak Bilgehan Özpek olacak. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Ve az sonra Sezin Öney bize katılacak. Siyaset bilimci Sezin Öney de bize katılacak. Sezin Hanım şu anda yolda, teknik olarak düzgün bağlanmaya hazır bir yer bulup hemen yayınımıza eşlik edecek. Ama ben Burak Hoca ile başlamak istiyorum. Burak Hoca'nın da vakti kısıtlı. O nedenle çok bekletmek istemiyorum. Hocam şimdi İstanbul seçimini konuşacağız. Yerel seçimleri genel olarak konuşalım ama İstanbul seçimi çok kritik görünüyor. İşte Murat Kurum Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı dedik. Ekrem İmamoğlu hem belediye başkanı hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı. Yarışı bu iki isim önde tamamlayacak, önde götürecek gibi görünüyor dedik ama tabii bir de seçimi etkileyecek başka bir sürü adaylık açıklamaları geldi. Mesela Zafer Partisi'nin adayı Azmi Karamahmutoğlu, İyi Parti'den ayrılan Taylan Yıldız, internetçi abi olarak biliniyor gençler arasında. O da adaylığını açıkladı. Yeniden Refah Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi arasında pazarlıklar sürüyor. Aday çıkarıp çıkarmayacağı hala belli değil. Yeniden Refah Partisi'nin bir elinde koz olarak tutmaya, belki pazarlık masasında güçlü bir koz olarak tutmaya devam ediyor bu adaylık meselesini. Ama en önemlisi tabii ki Burak Kavuncu'nun adaylığı açıklandı. İyi Parti'nin İstanbul adayı Burak Kavuncu ve tabii bir de DEM Parti meselesi var. Başak Demirtaş konuşuluyordu ismi, ancak kendisi Selahattin Demirtaş'la, eşi Selahattin Demirtaş'la yaptığı görüşmeden sonra İrfan Aktan'a konuştu ve dedi ki partim uygun görürse ben adaylık konusunda olumlu bakıyorum, düşünebilirim, düşünürüm dedi. Şimdi ilk olarak Burak Kavuncu ile başlayalım hocam. Burak Kavuncu deyince akla tabii benim açımdan hep o 31 Mart akşamı ve 23 Haziran akşamı 2019'da Ekrem İmamoğlu ile beraber kameraların karşısına geçen İki kişi. Bir tarafta Kaftancıoğlu, Canan Kaftancıoğlu vardı. Diğer tarafta Burak Kavuncu vardı. Hep o simgeleşen fotoğraf geliyor aklıma. Ama bugün Ekrem İmamoğlu'nun artık rakibi İstanbul'da. İyi Parti'nin stratejisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Burak Kavuncu tercihini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce nasıl etkileyecek? Evet, o fotoğraftan geriye pek bir şey kalmadı açıkçası. Hem ittifak dağıldı hem CHP içinde dengeler değişti. 2019 senesinin çok uzağındayız. 2019 senesinde hakikaten organik bir ittifak vardı ve demokrasi, otokrasi çatışması üzerinden tanımlanan bir muhalefet vardı. Yani muhalefetteki ittifak 2 yıllık bir olağanüstü hal tecrübesinden sonra ve 2018 seçimlerindeki moral bozukluğunun üzerine çok da toplum önünde güç bölüşme anlaşması yapmadan, pek de toplumun ruhu duymadan oluşmuştu. Hatırlayalım, yani 2019 senesinde biz İyi Parti CHP ittifakının oluşum sürecinin sancılarını hiç toplum olarak gözlemlemedik. Gözümüzün önünde gerçekleşmedi. Sanki doğal bir şeymiş gibi bu partiler bir araya geldiler. Ekrem İmamoğlu ismi üzerinde anlaştılar ve kampanyalarına başladılar. Fakat işte geride bıraktığımız başkanlık seçimleri dönemi muhalefette ittifak oluşum süreçlerine dair de büyük bir değişiklik olduğunu gösterdi. Daha demokrasi, otokrasi çatışmasının ötesine geçerek daha güç bölüşümü üzerinden bir anlaşma ortaya çıktı. Ve bu da aslında çok halkın hoşuna gitmedi. Çünkü bir yanda halk siyasi partilerin ve siyasi figürlerin idealist bir şekilde hareket etmesini beklerken bu aktörlerin hem seçimden önce hem seçimden sonra oluşabilecek faydaları nasıl bölüşeceğinin tartışmasına tanık oldu. Yani bir anlamda halkın gözünün önünde sosis imal edildi. Sosis imalatı da çok tatlı, çok halkın gözünün önünde yapılması gereken bir şey değil. Dolayısıyla ittifak hakikaten işte Mayıs seçimlerinde başarısız olunca insanlar açısından çok tatsız bir hadise olarak görülüyor. Yani bu ittifaktan hoşlanmayan insanlar, kategorik olarak ittifak karşıtlarından bahsetmiyorum. Hem Cumhuriyet Halk Partisi hem İyi Parti tabanı hem HDP tabanı aslında nasıl ittifak kurulacağını pek de bilmiyorlar. İttifak herkese kaybettiriyor. Yani ittifak sadece belirli partilere değil, bütün partilere seçimi kaybettiren bir olguya dönüşmüş durumda. Ve bunu doğru formüle edemiyorlar. Şimdi muhalefetten geriye hakikaten pek bir şey kalmadı. Yani İstanbul seçimlerini ayrı tutarak söylüyorum. Genel itibariyle 2019 senesinde bir şekilde bir araya gelmeyi başaran ve seçmenini olabildiğince ortak adaya seferber etmeyi
beceren bir ittifak yapısı vardı. Şu anda ittifak, bırakın parti tabanlarını sefer üretmeyi, partilerin tabanlarını onlardan uzaklaştıran bir olguya dönüştü. O yüzden geldiğimiz noktada ben hem İyi Parti'nin hem DEM'in aslında ittifaka karşı duruşlarını bir anlamda kendi otonom alanlarını koruma refleksi olarak değerlendiriyorum açıkçası. Çünkü ittifak siyaseti devam ettikçe özellikle bu iki parti kaybediyor. Bunu söyleyerek başlayayım. İkincisi, genel seçimleri kaybetmek yerel seçimlere de çok etki ediyor. Çünkü rejimin kırılgan olmadığı ortaya çıktı. Yani Mayıs seçimlerinde muhaliflerin çoğunu heyecanlandıran olgu artık bu hükümetin bir şekilde miadını doldurduğu düşüncesiydi. Yani birçok muhalif seçimlerin kolaylıkla kazanılacağını düşünüyordu. İşte ekonomik kriz olsun, Sedat Peker ifşaları olsun, orman yangınlarının söndürülememesi olsun ve en sonunda da deprem felaketinden sonra artık insanlar bu hükümetin ömrünü doldurduğunu, daha fazla dayanamayacağını düşündüler. Böyle bir durum vardı ortada. Fakat Mayıs sonuçları rejimin kırılgan olmadığını, dayanıklı olduğunu gösterdi. Şimdi rejim kırılganlığı meselesi de çok önemli Gökçe. Çünkü biz hep şöyle bir şey zannediyoruz. Muhalif partiler bir araya gelince seçim kazanılır gibi bir şey düşünüyoruz ama bunun tersi de doğru. Yani seçimin kazanılacağını düşündüğü için muhalif partiler bir araya geliyor. Ve seçimin kazanılma ihtimali düştükçe de muhalefetteki ittifak eğilimi de azalıyor. Yani bugün HDP olsun, İyi Parti olsun aslında muhalefetin seçimi kazanabileceğine dair inançları azalmış olan partiler. Ve rejimin öyle çok da kırılgan olmadığını, bundan sonra 4,5 sene boyunca bu rejimin devam edeceğini düşünüyorlar. Dolayısıyla daha dramatik olanın seçimlere birlikte girip yine kaybetmek olacağının da farkındalar. O yüzden yani ben demin de İyi Parti'nin de bağımsız adaylarla seçime girmesinin evet yani muhalefetin potansiyelini çok ciddi anlamda azaltacağını, kazanma şansını düşüreceğini düşünüyorum. Ancak bu partilerin de bir sonraki dönemde ayakta kalabilmeleri için, müstakil olarak, güçlü olarak ayakta kalabilmeleri için bu tercihi de bir anlamda yapmak zorunda oldukları kanaatindeyim. Burada önemli olan İyi Parti ve DEM'in bu tercihi yapmalarına rağmen Ekrem İmamoğlu'nun bu parti tabanlarına hitap edip kendi liderlik hikayesini yazıp yazamayacağı. Asıl sorun da bu. Burak Kavuncu da çok güçlü bir aday. Başak Demirtaş da çok güçlü bir aday. Yani bütün bu Azmi Karamahmutoğlu da keza öyle. Yani birçok milliyetçi seçmeni cezbedebilir. Yani bu adaylar arasında eğer İmamoğlu gerçekten Türkiye siyasetinin önümüzdeki yıllarına damga vuracak bir figür olacaksa eğer bu adaylar arasından sıyrılıp bu adayların tabanlarını kendisine çekmek zorunda. Fakat gördüğümüz şu, partiler de kendi tabanları Ekrem İmamoğlu'na meyletmesin diye gerçekten güçlü isimler koymaktan da imtina etmiyorlar. Ekrem İmamoğlu kendi iddia ettiği gibi taban ittifakını başarabilirse o koyduğu siyasi iddiayı da karşılayabilecek bir lider olduğunu kanıtlamış olacak anladığım kadarıyla. Evet, yani bu çok ilginç bir noktadayız şu anda. Benim açımdan yerel seçimlerin İstanbul dışında ilgi çekici bir tarafı yok, onu söyleyeyim. Çünkü İstanbul'da Ankara bambaşka bir dahil mi hikaye var. hocam? Evet, Ankara'da dahil. Yani benim açımdan Ekrem İmamoğlu'nun temsil ettiği bir siyasi çizgi var. Ekrem İmamoğlu'nun temsil ettiği sadece kutuplaşmadan beslenmeyen, yani sadece Erdoğan'ın karşıtlığından beslenmeyen, aynı zamanda zamanın ruhunu da yakalayan, toplumsal dönüşümü de yakalayan bir çizgisi var Ekrem Bey'in. Dolayısıyla onun İstanbul'da başarılı olup olmaması makro anlamda bazı tepkimeler yaratacak. Yani önümüzdeki dönemde siyasi etkilerini onun göreceğiz. Yani Ankara siyasetinde Mansur Bey'in kazanması makro anlamda siyasi hiçbir gelişmeyi etkilemeyecek. Ama Ekrem Bey'in kazanması hakikaten genel itibariyle Türkiye'deki siyasetin eksenini belirleyecek. Çünkü şunu da söylemek lazım. Ekrem Bey'in kazanması demek partilerin en güçlü adaylarını İstanbul'da sahneye çıkartmasına rağmen tabanlarını ikna edemeyip tabanların Ekrem Bey'e meyletmesi anlamına geliyor. Yani parti kurumsallıklarını, parti özelliklerini bir anlamda tehdit eden bir hal alacak Ekrem Bey'in adaylığı ve bundan sonraki siyaset
Erdoğan İmamoğlu eksenine oturabilir. Bundan Cumhuriyet Halk Partisi de bence olumsuz anlamda payını alacak. Yani Cumhuriyet Halk Partisi de Ekrem İmamoğlu üzerinde bir parti bürokrasisi, bir parti vesayeti uygulamaktan aciz kalacak. Şu tabloda Ekrem İmamoğlu seçimi kazanırsa. Yani daha kişiler arasına sıkışan, siyasetin ekseninin Tayyip Bey ile Ekrem Bey arasında gidip geldiği bir siyaset izleyeceğiz önümüzdeki 4 sene boyunca. Başkanlık sistemi için belki de gerekli olan bu. Onu da söylemek lazım. Yani parti kurumsallıklarıyla 6 parti liderinin halkla pek temas etmeden kendi aralarında aldığı kararla ne olduğunu gördük zaten. Çok elitist yapılarla nasıl bir sonuca ulaştığımızı gördük. Belki de başkanlık sisteminin getirdiği şey budur. Böyle olması gerekiyordur. Fakat bunun olabilmesi için de gerçekten çok zorlu bir sınav var Ekrem Bey'in önünde. Bu zorlu yolu da kendisi seçti yani. Burada aylardır konuşuyoruz. Hakikaten bu seçimi kazanırsa önünde Cumhurbaşkanlığı yolu açılacak. Ve birçok ezber bozulacak. Mesela işte İyi Parti'nin İstanbul'u bizim sayemizde kazandığını söylemi. Yani İyi Parti'nin aslında kazanan değil, kazandıran parti olduğu söylemi. O mesela artık tekrarlanmayacak. Şimdi Mayıs ayında HDP olmadan seçim kazanılamaz ya da muhalefet seçimi sadece HDP ile kazanılabilir söylemi test edildi. HDP ittifaktaydı aslında, muhalefet ittifakındaydı ve seçim kazanılamadı. Şimdi bu seçimi Başak Demirtaş'a rağmen Ekrem İmamoğlu kazanırsa HDP olmadan seçim kazanılamaz söylemi de aslında yanlışlanacak. Dolayısıyla HDP'nin siyaseten öyle çok da tekrarlandığı gibi etkili bir aktör olmadığı ortaya çıkacak. Yani hem eklemlendiği koalisyon seçimi kazanamıyor hem de müstakil seçime girdiği zaman bir koalisyona eklemlenmese bile o aday yani Ekrem İmamoğlu seçimi kazanabiliyor. Yani bu HDP'yi çok anlamsız kılar. Onlar da tabii bu duruma düşmemek için güçlü bir aday ortaya çıkartıyorlar. İyi Parti de keza aynı şekilde. O yüzden Ekrem Bey'in seçilmesi sadece İstanbul Belediyesi'nin 5 sene daha İmamoğlu tarafından yönetilmesi değil, mevcut ezberlerin, parti kurumsallıklarının, partilerin birbirleriyle olan ilişkilerinin dramatik anlamda değişmesi demek. Bunu da hesaba katmak lazım. Peki hocam, ihtimaller üzerinden soru sormayı çok sevmiyorum ama Ekrem İmamoğlu'nun kazanamadığı senaryoda siyasi hayatının tamamen biteceğini düşünüyor musunuz? Yoksa o arada yine muhalefet açısından Erdoğan'ın en güçlü rakibi olma özelliğini devam ettirecek mi? Ettirebilir mi ya da? Ya büyük bir yara alacağı kesin çünkü Ekrem Bey 3 kere mağlup etti AKP'yi ve aslında yani enteresan bir durum var. Türkiye'de Ekrem İmamoğlu tipik bir CHP'li midir sorusuna verilen cevap çok ilginç. Ekrem Bey kazandıkça mesela onun tipik bir CHP'li profilinden uzaklaştığını düşünüyor insanlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki genel başkan değişimi bile bir kazanma sinyali, bir winner olma sinyali aslında ve sağ seçmen biraz da bunu seviyor. Yani bugün Türkiye'de Gökçe merkez sağ diye bir tanımlama var, bir alan var ve bu sadece iktidarla biraz özdeşleşmiş durumda. Mesela muhalif merkez sağ parti hakikaten çok zor oluşturuyorsunuz. Eğer iktidarsa merkez sağ parti oluyor. O yüzden sağ seçmen biraz bu Ekrem Bey'deki seçim kazanma pratiğini seviyor. Onu takdir ediyor ve seçim kazanmak için uyguladığı stratejiler, seçim kazanmak için gösterdiği esneklik sağ seçmeni biraz cezbediyor. O yüzden eğer mağlup olursa Ekrem Bey büyük bir prestij kaybına uğrayacak. Yani kazanmak ya da kazanma alışkanlığı Ekrem Bey'in siyasi personası için çok önemli bir özellik. Bunu kaybetmemesi gerekiyor. Kendisi de söylemişti zaten, hiç seçim kaybetmedim girdiğim bütün seçimleri kazandım diye. Evet, yani çok önemli bir özellik. O yüzden seçim kaybederse hikayesi büyük bir yara alacak. Oradan sonra daha farklı bir İmamoğlu ki personası görebiliriz. Daha farklı bir kariyer patikası tercih edebilir. Parti içine yönelebilir. Ya yani bunlar çok varsayım ama şunu söyleyebiliriz ya. Ben nasıl ne olacağını bilmiyorum. Hani kendisi Beylikdüzü'ne dönüp orada tekrar ailesinin işleriyle de ilgilenebilir. Ama şunu söyleyebilirim.
Yani kazandığı takdirde İmamoğlu miti hakikaten biraz daha kendisini yenileyecek, tekrar edecek. Ve o kazanma alışkanlığı onun karakterinin bir parçası olarak daha çok öne çıkacak. Çok daha başka bir yere gidecek bu hikaye. Özer Ama Sencer hocam, kaybediyorlar. bölüyorum, çok özür dilerim ama bahsettiğiniz, destekleyen, işte daha önce birkaç gün önce Ruşen Çakır'a konuk oldu. Diyor ki İzledim. öyle mi, bu seçimi kazanırsa 20 yıl Türkiye'nin Cumhurbaşkanı diyor Ekrem İmamoğlu için. Ya öyle, ya çünkü orada iki figürden bahsediyor işte. Mustafa Kemal, Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan ve İmamoğlu, İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Şimdi Atatürk'ün yaptığı bir rejim değişikliğiydi aslında Türkiye'de. Cumhuriyeti kurarak yani rejim tipini değiştirdi. Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'si aslında birinci Cumhuriyet'in devamı ya da bir parçası olarak anılamaz. Orada da bir rejim değişikliği var bana sorarsanız. Şimdi bu rejimi değiştirebilecek başka bir karakter daha var. O da Ekrem İmamoğlu. Bu seçimi kazanırsa hakikaten işte o kategoriye giriyor. Peki hocam, o şeyi, yani şu anki tabloda, matematiğe baktığınızda çok erken belki, yani kampanyalar yeni yeni oturuyor. Aslında baktığınızda hani 2 ay, bilmiyorum yani şeyde, Batı'da falan böyle bayağı bir yıl falan herhalde, çok daha uzun oluyor değil mi bu kampanya süreçleri hocam? Ama bizde böyle çok sık seçimler olduğu için son 2 ayda yol alınıyor. Ama yani yine de siz bu ihtimali nasıl görüyorsunuz? Açıkça tahmininizi sorayım. Yani çünkü çok fazla aday var muhalefet açısından baktığınızda, işte Azmi Karamahmutoğlu öyle, Burak Kavuncu öyle, DEM Parti aday çıkarırsa öyle, ortada bir matematik de var neticede. Bir tek orada iktidarı bölebilecek Yeniden Refah Partisi var. O da son dakikada yine de aday çıkarmayacak diyor birçok uzman. Ekrem İmamoğlu açısından matematik çok dezavantajlı görünüyor ama hala o siyasi karizmanın taşıyabileceği bir İstanbul seçimini alır götürür imajı görüyor musunuz? Şimdi burada birçok faktör var. Bunlardan birincisi kutuplaşma faktörü. Eğer kutuplaşma yükselirse bu İmamoğlu için hayırlı bir sonuç üretir. Yani muhalefette doğal bir taban ittifakı kurmak için ekstra çaba sarf etmez. Fakat kutuplaşmayı Ekrem İmamoğlu'nun yükseltmesi yerine Cumhur İktidarın bir şey İttifakı'nın yapması yükseltmesi gerekiyor. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun bu kutuplaşmanın bir tarafı olması, kutuplaşmayı yükselten taraf olması, yani kendi tabanında organik bir ittifak kurabilmek için kutuplaştırıcı söyleme sarılması bir şekilde karşı mahalleyi de hızlı bir şekilde konsolide eder. Bunu söylemek gerekiyor. Evet hocam, Ha, siz bu... bunu sıklıkla vurguluyorsunuz. Kutuplaşma siyaseti aslında muhalefete de yarayan bir şey diyorsunuz. Yarayan bir Muhalefet de şey, tabii. zaman zaman tercih ediyor ama iktidarın tabii tetiklediği, başlattığı bir kutuplaşma atmosferi muhalefete yarıyor diyorsunuz ama herhalde iktidar da şu an bence o konuya da herhalde, ne derler, çok argo olacak ama ayıktı galiba, tercih Evet, etmeyebilir. evet, evet. Yani orada hata yapmasını bekliyor insanlar. Yani iktidar yekpare bir bütün değil tabii. İktidarın içerisinde farklı gruplar var ve birbirleriyle de sürekli bir müzakere, bir pazarlık süreci içerisindeler. Ve bu pazarlıklardan tatmin olmayan gruplar da bir şekilde bu seçim sonrası dönemde kendi yerlerini daha garantiye alabilmek için bir takım eylemlerde bulunabilirler. Yani daha somutlaştırmak lazım, öyle söyleyeyim. Mesela bugün seçim sürecinde Devlet Bahçeli'nin Kürtleri rahatsız edecek bir çıkışı HDP seçmeninin Ekrem Bey'e meyletmesini beraberinde getirebilir. Yani HDP ile ya da DEM Parti ile böyle kameralar önünde birçok farklı toplum kesimini rahatsız etme pahasına ilişki kurmaktansa Devlet Bahçeli'nin rahatsız edici bir söyleme Ekrem Bey'in işine yarayabilir. Veyahut işte Gazze yürüyüşünü gördük 1 Ocak tarihinde. Oradaki şeriat sloganları. Yani onun gibi gelişmeler de İyi Parti'deki daha seküler seçmeni hiç çaba sarf etmeksizin Ekrem Bey'e doğru çekebilir. Yani bunlar hükümet tarafının yapabileceği hatalar olur.
Hocam. Fakat dikkat ederseniz Tayyip Erdoğan kendi içinde, kendi sınırları içerisinde değişiklik gösteren, tarz değiştiren bir lider. Yani bunu muhalifler pek algılayamıyor ama son 1,5 senedir Tayyip Bey oldukça ölçülü ve makul gitmeye çalışıyor. Yani kutuplaşmanın bir tarafı olmadan, kutuplaşmayı körüklemeden gitmeye çalışıyor. Bunu nereden anlıyoruz? Biz uzunca bir süre sosyal medya hesaplarımızı açtığımız zaman hükümet yanlılarıyla muhalifler arasında tartışmalara tanık olurken yaklaşık 1,5 senedir muhalif grupların kendi aralarındaki tartışmalarına daha sık rastlıyoruz. Yani Tayyip Erdoğan'ın bir adım geriye çekilmesi ve kutuplaşmanın tarafı olmaması açıkçası muhalefetin kendi içindeki etkileşimini daha çok arttırıyor. Çatışmaları daha çok arttırıyor. Bu son Gazze yürüyüşünden sonra da dikkatinizi çekerim. Cumhuriyet meselesinde bir beyanat verdi Tayyip Erdoğan ve dedi ki işte Cumhuriyet ilan edildiği gün o mesele bizim için kapandı. Yani biz bunu tartıştırmayız dedi. Ve o onun farkında. Yani Tayyip Erdoğan kutuplaşmayı arttırdığı takdirde Ekrem İmamoğlu'nun bundan kazançlı çıkacağının farkında. Ve bir noktada kutuplaşmayı arttırılan tarafın, kutuplaşmayı körükleyen tarafın muhalefet olmasını bekliyor. Yani muhalefet eğer bu bölünmüş tablo içerisinde seçime girerse bir yerden sonra taban ittifakını sağlayabilmek için kutuplaşma siyasetine başvuracak. Yani 2018 senesinde Muharrem İnce biliyorsunuz hem İyi Parti'den hem de HDP'den %3,5-4 civarı bir oy alabilmişti. Fakat Muharrem İnce'nin işte o gümbür gümbür siyaseti karşı tarafı da konsolide ediyor. O yüzden orada tam bir sinir savaşı yaşanacağını düşünüyorum. Yani matematiğin ötesinde orada başka bir şey var. Acaba Cumhur İttifakı mı hata yapacak? Cumhur İttifakı kendi bileşenleriyle müzakeresini doğru yapabilecek mi? Cumhur İttifakı içerisindeki aktörler kutuplaşma söylemi üzerinden Tayyip Erdoğan'ı rahatsız edip istediklerini almayı deneyecekler mi? Muhalefet strese girecek mi? Yani İmamoğlu ve arkadaşları bir yerden sonra panikleyip kutuplaşmaya sarılacak mı? Bunlara bakacağız. Bu önemli bir faktör. Sezin Öney geldi hocam, bir merhaba diyelim. Sezin Hanım hoş geldiniz, biraz beklettik. Burak Hoca'yı bölemedim, bölmek istemedim. Ama çok çok teşekkür ediyorum, kısıtlı zamanda da olsa bana vakit ayırdınız. Tekrar hoş geldiniz. O zaman size tabii ilk sorumla başlayayım. Başak Demirtaş'ın çıkışı herhalde Selahattin Demirtaş'tan bağımsız düşünülemez. Ne diyorsunuz, niye yaptı Selahattin Demirtaş ve Başak Demirtaş bu çıkışı sizce? Çok şey konuşuldu tabii. Yok işte hani yeni bir çözüm süreciyle ilişkilendirildi. Selahattin Demirtaş'ın merkezinde olduğu, özellikle annesini ziyarete gitmesi özel uçakla, bu düşünceyi perçinledi diyenler oldu. Bir yandan tabii artık bir hat değişikliği, eksen değişikliği diyenler oldu. Selahattin Demirtaş'ın Kürt siyasetine bakışında vesaire, ne diyorsunuz? Şimdi bunu çok siyah beyaz olarak okumak ve işte Kandil'den emir verildi, düğmeye basıldı vesaire, çok planlı programlı bir şey gibi bakmak bence de doğru olmaz. Evet, Kürt siyaseti cephesinde bir hareketlenme var. Bu hareketlenme belli bir noktaya kadar, zaten yerel seçimler yaklaştığı için, oradaki siyaset şekilleneceği için beklenirdi. Üstelik bu geç kalmış da bir şekillenme oluyor açıkçası. Çünkü DEM Parti'de de Mayıs seçimlerinden sonra kısmen konuşuldu ama bütün işte HDP'den Yeşiller ve Sol Geleceğe ve son olarak DEM'e evrildiği süreçte bir takım değişiklikler yaşandı. Bunların bazıları Türkiye kamuoyunun geneli tarafından takip edildi, bazıları çok fazla tartışılmadı. Yani burada sadece Mayıs seçimlerinin sonucunun etkisi yok. O var bir kere. Yani Kılıçdaroğlu'na verilen çok net destek ve bunun hayal kırıklığı yarattığı, hayal kırıklığı, travma, özellikle 15 günlük süreçteki travma. Ama yani onun orada Kılıçdaroğlu'nun attığı yanlış adımların ötesinde Kürt seçmenin yalnız bırakılması, o bölgede o 15 gün içinde ciddi bir baskı ortamı oluşmasına rağmen CHP'nin veya genel olarak muhalefetin hiçbir şekilde o seçmenin arkasında duramaması önemliydi. Mesela oradaki oy geçişkenliği, değişimi, sandığa gitmeme oranı, pek bunlar üstünde durulmadan bir konuşulup geçti Mayıs seçimlerinden sonra. Ama onun ötesinde tabii DEM Parti'nin ve öncülerinin
Türkiye solundaki konumlanması, tiple yaşadıkları kırılma ondan önce Mayıs seçimleri sürecinde. Biz mesela altılı masayı çok konuştuk ama o tiple yaşanan kırılmanın Kürt siyaseti üstündeki etkisini pek konuşmadık. Bütün bunlar adım adım Dem'i, bugünkü Dem'i daha kendi odaklı. Yani Trump'ın nasıl America First söylemi varsa Dem'in de Dem first, önce Dem veyahut da önce Kürtler gibi bir yaklaşımı oluşmaya başladı. Bunu Trump'la benzetmek için söylemiyorum. Bu politik olarak o tarz bir slogana uyacak bir yaklaşım başladı. Kaldı ki burada tabii ki Ekrem İmamoğlu ve başka diğer siyasetçilerin yaptıkları hatalar da var. Yani biz gerçekten zor bir sistemin içindeyiz. Herhangi bir sistem değil bu. Ve bu sistemde kazanıyor olabilmek için bir kere masanın hileli olduğunu, hileli bir satıda bir kere bütün bunların olduğunu, biz burada gayet normal sanki Türkiye'de her şey siyasi dengeler ve seçmen tercihlerinden ibaretmiş gibi konuşuyoruz. Ve yani yapabileceğimiz başka bir şey de yok. Ama bu sistem baştan hileli bir sistem ve her şey kasaya çalışıyor adeta. Kartları elinde tutana çalışıyor en başta ve siz ona rağmen ne olursa olsun kazanmak zorundasınız. Mayıs seçimi zaten bunun en büyük dersi ve göstergesi oldu herhalde. Ama onun ötesinde de bu işte Ekrem İmamoğlu ve diğer belki belediye başkanlarının Kürt seçmenine de Dem Parti vesaire kim olursa olsun araya aracı sokmadan bir kendi ilişkilerini kurması gerekiyordu. Bu olabilmiş olsaydı mesela Kürtlerin çoğunlukta olduğu mahallelere hizmet götürülürken o hayatlara dokunulurken bir fark yaratılmış olsaydı bugün zaten Dem Parti kim adayını nereye belirleyecek vesaire bunların farklı bir bu kadar konuşuluyor olmazdı. Onun tabanın çünkü partisi üstünde etkisi olabiliyormuş. Bugün bunu görüyoruz. Hep deme yaklaşımda ya bunlar zaten tepeden belirlenen karara göre hareket ederler bu seçmen kitlesi gibi bir yaklaşım. Bu metropollerde o kadar da geçerli değil işte. Şimdi bunu görüyoruz. Özellikle İstanbul gibi en çok Kürtlerin en çok yaşadığı aslında yer olan İstanbul'da vesaire gibi de adlandırılıyor Kürt başkenti gibi de hakikaten buradaki seçmenin tabanın kendi iradesiyle de hareket edebileceği hesaba katılmamış. O hatayı biz şimdi görüyoruz. Bu hata dönülmez mi? Bilemiyoruz. Önümüzdeki dönemde göreceğiz. Yepyeni dinamikler ortaya çıkıyor. Ama son olarak şey söyleyeyim. Şimdi Başak Demirtaş'ın adaylığı süreci çıktıktan sonra bile bir takım gelişmeler bu adaylığı çok daha somutlaştırdı. Bana kalırsa bu Dem Parti'nin kendi belirlediği veyahut da işte Kürt siyaseti genelindeki çeşitli dinamikleri belirlediği bir şey değildi. Demirtaşlıların attığı belki bir ay önce dahi akıllarında olmayan yeni oluşan bir çıkıştı. Yani biz de buradayız. Ben de varım dedi Selahattin Demirtaş ki bunu zaten Kobani savunmasında adım adım geldiğini gördük. O Kobani savunmasının da zaten Türkiye siyasetindeki diğer aktörler tarafından daha iyi okunması gerekiyormuş. Ben geliyorum diyordu orada Demirtaş. Ve burada Leyla Zana, Ayşegül Doğan ki Ayşegül Doğan da bir Dem'in sözcüsü gibi değil. Kendi başına bir siyasetçi gibi konuştu. Leyla Zana ve Ayşegül Doğan'ın da açıklamaları birbiriyle oldukça örtüşüyordu. Ve Başak Demirtaş'ın çıkışından bana kalırsa daha ayrıydı onlarınki. Onlarınki daha belki bölgesel konjonktürel gelişmeler de var. İşte şimdi Suriye'den ABD'nin çekilmesi tartışılmaya başlanıyor. Biz bunu kamuoyunda uluslararası olarak bir plan dahi olsa şu an gerçekliği yok. Çok uzak gerçekleşmesi belki bir plandan bahsediyoruz. Ama bu bir kere dillendirilince bu kamuoyu önüne geliyorsa muhakkak Kürt siyasetin aktörleri bunu daha önceden duydular, biliyorlar ve ona göre de olasılığa göre de bir pozisyon alıyorlar. Bu uluslararası bir tarafı da bunun var. Komplo teorisi değil, bu gayet doğal bir gelişmeden bahsediyoruz. Şimdi bence Zana ve Doğan'ın açıklamaları daha o uluslararası konjonktürel gelişmelere otururken yani o zaman Kürtler nasıl tavır alacak veya biz bundan sonraki işte 4 yılda bu iktidarla baş başa ne yaşayacağız? Bunun hesabı orada ve Selahattin Demirtaş da burada ben kendi çıkışımı, kendi duruşumu ortaya koyuyorum diye çıkıyor. Ve son olarak onu söyleyeyim. Gerçekten çok uzattım. Kusura bakmayın. Estağfurullah, buyurun.
Bütün bu bir kere bu açıklama yapıldıktan sonra sosyal medya fenomenlerinin bazı sosyal medyadaki kişilerin yaptıkları zehirli çıkışlar diyelim veyahut da böyle üstelik Selahattin Demirtaş'ın annesine vesaire getiren konuşmayı çıkışlar. Bana kalırsa Başak Demirtaş'ın adaylığını da daha destekleyen ve somutlaştıran durumlar oldu. Ya yani bir kere şimdi orada bir kamuoyunun görüşü var. İstanbul kamuoyu, İstanbul'da Kürt kamuoyu çoğunluk DEM Parti'nin kendi adayını çıkarmasını istiyor. En üst popüler aday olarak Başak Demirtaş gözüküyor. Bir veri bunlar, iki ayrı veri. Üçüncüsü ondan sonra da bir kere bu isim telaffuz edildikten sonra bir takım gelişmeler, bir dinamikler ortaya çıkıyor. Yani uzun sözün kısası şu şartlarda DEM Parti'nin Başak Demirtaş aday göstermeyeceği vardıysa bile giderek bu gösterme yoluna doğru evrildi. Gelişmeler bunu tetiklemiş oldu. Peki Burak Hoca diyor ki kutuplaşma bazen zaman zaman muhalefetin de işine yarıyor. Özellikle iktidar kanadının başlattığı kutuplaşma. Ekrem İmamoğlu açısından ne düşünüyorsunuz hocam? Şimdi bir tarafta Burak Avuncu var, bir tarafta ihtimal dahilinde olan Başak Demirtaş meselesi var. Parçalanmış, bölünmüş bir muhalefet var. Muhalefet oyu var diyelim. Yekpare bir ideolojik muhalefet duruşundan söz etmesek de muhalefette olan partiler parçalı görünüyor. Ekrem İmamoğlu'da bir taban ittifakı iddiası var. Bu iddiayı hayata geçirebilir mi hala? Yoksa her şey için çok geç artık, matematik ne diyorsa o mu diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Burada o ittifak kendi kendine harekete geçecek gibi gözüküyor. Geçerse ve Ekrem İmamoğlu herkese rağmen kazanmış olacak kazandığı takdirde. O herkese rağmen dinamikleri işte hepiniz karşımda bir tek ben. Bunun kendisinin çok vereceği bir algı değil bu. Ben de Burak Hoca'ya bu anlamda katılıyorum. Yani İmamoğlu'nun kendisinin oluşturmaya suni olarak oluşturmaya çalışabileceği bir algı değil. Fakat o algı şekillenirken doğru hizalayabilir kendini ve kendini işte bütün bu İstanbul kamuoyuna emanet ediyor olabilir. Yani farklı bir gelecek mi yoksa yani bu biraz onu hep söylüyordum zaten Mayıs seçimlerinden beri. Bu yerel seçimler bu iktidarla artık Türkiye'nin kaderi birleşti ve ilelebet bir bu iktidarın Türkiye'sinde mi yaşayacağız, şekillendirdiği bir Türkiye'de mi yaşayacağız yoksa başka bir Türkiye mümkün mü? Biraz işte Türkiye muhalefetinin de kendini koruması, kendi alanını koruması. Ya yani bu Ekrem İmamoğlu veyahut da diğer aktörlerden de bağımsız olarak biraz ya o taraf onların yaptıklarından, yapabildiklerinden de bağımsız olarak kendini koruma içgüdüsüne veya kendi çocuğunu yedirtmeme içgüdüsüne biraz gidebilir. Bu öyle şekilleniyor. Tabii çok daha zor her şey. Yani bunu kabul etmek lazım. Yani orada klasik formu popülist düzlemlerde her zaman muhalefetin birleşmesi kazandırıyor. Biz bunu Türkiye'de daha önce yaşadık. Şimdi bir deney yaşayacağız. Siyaset bilim açısından son derece enteresan ama Türkiye halkı açısından genel olarak Türkiye'nin geneli açısından bilemiyorum. Peki hocam, İyi Parti seçmeni, yani sizce İyi Parti açısından bu seçim şöyle bir seçim mi? Şu 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 olursa başarılı olacağız, şu 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 olursa başarısız olacağız, şu olmazsa başarılıyız, şu olmazsa başarısızız diyecekleri bir seçim mi? Böyle bir seçime mi gidiyor sizce İyi Parti? Nasıl bir seçime gidiyor yani kendisi açısından? Çünkü Burak Kavuncu güçlü bir aday. Şimdi hakikaten Burak Kavuncu'nun ve DEM Parti'nin oylarıyla ya da herhangi bir partinin aldığı oyla Ekrem İmamoğlu bu seçimi kaybetmiş olursa kazandıran partiden kaybettiren partiye, önceden iktidara kaybettiriyorken İyi Parti ve DEM Parti aslında birbirinden ideolojik olarak çok farklı, birbirlerinin varlıklarıyla aslında CHP ile ilişkilerini sürdüren iki parti diyoruz ama varoluşsal özellikleri çok birbirine, varoluşsal özellikleri demeyeyim ama seçim saddimi halinde üstlendikleri rol ya da onlara biçilen misyon çok benzer. O nedenle böyle soruyorum, muhalefet seçmenine yüklediği misyon ya da. İYİ Parti açısından eğer Ekrem İmamoğlu kazanamazsa maliyeti olacak mı? Siz bu soruya kızıyorsunuz bazen biliyorum hocam ama buyurun. Ben mi cevap vereceğim? Evet hocam buyurun.
Ya şöyle, bence belediyelerin ittifak belediyeleri olduğu sanrısı 4 Mart 2023 tarihinde kayboldu. Daha doğrusu bir sanrı olduğu ortaya çıktı. Çünkü Kemal Bey 11 Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte Meral Hanım masadan kalktıktan sonra bir gövde gösterisi yaptı. Yani Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleriyle değil, Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisiyle değil, kendi yönetimiyle değil, 11 Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte 4 Mart günü meydan okudu. Şimdi bu şu demek: bir kriz durumunda muhalefetin ittifakla aldığı belediye başkanları kendi İTA amirlerinin yanında konumlanıyor demek. Demek ki bunlar ittifak belediyesi değil. Yani bu belediye başkanları meselesi bence 4 Mart günü büyük bir yara aldı. Yani belediye başkanları orada tarafsız kalabilirlerdi. Veyahut ilerleyen süreçte, yani iki parti genel başkanının da kendi meşruluklarına kaynaklık sağladığı, yani kendilerinin ittifak üyelerinin rızasıyla belediye başkanı olduğunu hatırda tutarak davranabilirlerdi. Fakat neticede bu belediye başkanları Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanları olarak davrandılar ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin siyasi ajandasını bir anlamda desteklediler. Dolayısıyla İyi Parti için seçimi kazandırdıktan sonra biten bir hikaye var. Yani bu parti belediye başkanları İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında objektif bir noktada durmuyorlar. İkincisi, bu belediyelerle İyi Parti arasında iktisadi bir bağımlılık oluşuyor. Özellikle İyi Parti içerisinde siyaset yapan insanlar bunun bir parçası. Bunu son dönemde de gördük. Ve bir yerden sonra İyi Parti siyasi olarak müstakil hareket edemiyor. Cumhuriyet Halk Partisi ile simetrik müzakerelerde bulunamıyor. Çünkü kendi içinde birçok insan Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleriyle oldukça haşır neşir olmuş durumda. Ve bu belediyeler de biraz önce söylediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne bağlı. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi İyi Parti Genel Başkanı'nı muhatap almak yerine kendi belediye başkanları üzerinden bağımlılık mekanizmalarını kullanarak İyi Parti'yi manipüle edebiliyor. Bunu 6 Mart'ta da gördük, sonrasındaki süreçlerde de gördük. Dolayısıyla İyi Parti için Cumhuriyet Halk Partisi'ne belediye kazandırmak aslında sadece parti içinde siyaset yapan küçük bir azınlığın faydalandığı, onların kazandığı ama genel itibariyle partiye siyaset yapması için destek veren insanların da hayal kırıklığına uğradığı bir durumu beraberinde getiriyor. Şimdi biz hep otokrasi demokrasi çatışması üzerinden ilerliyoruz. Bizler bunu yapacağız tabii ki. Biz sivil vatandaşlarız ama siyasi partiler, siyasi aktörler böyle ilerlemiyor. İrili ufaklı birçok siyasi aktörün kendi bencil çıkarını maksimize etmek gibi bir amacı var. Ya bu her parti için böyle. İyi Parti için de böyle, CHP için de böyle, AKP için de böyle. Dolayısıyla bizler büyük bir otokrasiye karşı romantik savaş verdiğimizi düşünürken aslında bizim bu savaşımızdan kendi siyasi kariyeri için ya da kendi bencil çıkar için neler devşireceğini düşünen siyasetçi dolu ortalık. Yani bunu söylemek gerekiyor. O yüzden birçok insanda bunu fark ettiği andan itibaren muhalefetten desteğini çekiyor. Yani bizim seçimlerden önce İyi Parti'nin çok daha fazla oy almasını beklerken niçin yine %9,9'da kaldığı sorusuna vereceğimiz cevap böyle bir şey. Yani insanlar meselenin çok daha başka bir şey olduğunu düşünüyorlar ve muhalefet ittifakına eklemlenmiyorlar. Bu tip ittifaklarda asıl mesele işte tabanınızı seferber edebilme meselesidir. Her zaman bu olmaz. İdeolojik olarak tabanınızı tatmin edemeyebilirsiniz veya güç bölüşümü anlaşmaları sizin tabanınızı tatmin edemeyebilir. O yüzden bu belediyeler meselesi hakikaten sadece belediyede çalışan insanların meselesi gibi İyi Parti'de. Yani belediye ile ilişkisi olan, belediyede iş bulan ya da belediye sayesinde bir şekilde sisteme angaje olan insanların daha çok önemsediği bir mesele. Düz parti tabanlarının meselesi değil. Hocam çok teşekkür Bunu ediyorum. söylemek lazım. Evet, benim ayrılmam lazım. Evet, çok teşekkürler hocam. Değerli katkılarınız için bu dakikaya kadar beni kırmayıp geldiğiniz için çok sağ olun hocam. Estağfurullah. Hoşça kalın. Görüşürüz. Sezin Hoşçakalın. Hanım'la devam edelim biz birazdan.
Sezin Öney bizimle birlikte biraz daha devam edeceğiz. Sezin Hanım'la biraz da geç gelmişti kendisine. Daha az söz hakkı tanımış oldum Burak Hoca'dan doğal olarak. Sezin Hanım'la devam edeceğim. Arkadaşlarım kadrajını düzelttikten sonra hoş geldiniz tekrar diyeyim. Artık baş başa devam ediyoruz Sezin Hanım. peki. Tekrar hoş bulduk. Bilseydim daha az konuşurdum. Burak Hoca'ya Estağfurullah daha ama çok siz de zaman geç bırakıyorum. geldiniz. Bu Ben bir yayının ayrı. başında Burak Hoca'ya uzun Doğru. söz Doğru verdim. doğru. Kusura bakmayın. Estağfurullah, hiç problem değil, bir şekilde hallediyoruz. Yani yayının başında da Burak Hoca uzun uzadıya konuştu. O nedenle hiç problem değil. Ben biraz yeniden refah meselesine ne diyorsunuz Sezin Hanım? Yani bir yükseliş trendi önde olduğu söyleniyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden özellikle ekonomik gerekçelerle ve tırnak içinde dindar, muhafazakar ama hala bir takım rant ilişkileriyle ilgilenmeyip aslında meselenin daha yaşam biçimine odaklanan bir çöküş, ahlaki çöküş yaşadığını Türkiye'nin düşünen dindar muhafazakarlar, bir yozlaşma, yozlaşmış bir din tanımı, yozlaşmış bir dindarlık eleştirisi yapan muhafazakarların yeniden Refah Partisi'ne yöneldiği söyleniyor. Ne diyorsunuz? Evet ya bu çok olası. Bir kere zaten sadece yeniden refah değil, diğer merkezden uzak partiler de bu süreçten kazanıyorlar. Zafer Zafer Partisi değil mi? Evet. ve tabii evet Türkiye İşçi Partisi bu süreçten kazanan partiler. Ki belki kartlarını daha iyi oynasalardı daha da kazanırlardı. Yeniden refah bu bakımdan kartlarını kendi alanında daha iyi oynuyor gibi gözüküyor. Yani kendine göre iyi oynuyor. Yani bir kazanım elde edebilecek şekilde oynuyor gibi gözüküyor. Evet, faktörler onların lehin, ekonomik kriz, AK Parti'nin işte bu yolsuzluklardı vesaireydi. Bu konulara sanmayın ki muhafazakar çevreler bilmiyorlar, görmüyorlar. Belki Türkiye kamuoyunun genelinden daha da parlıyorlar çünkü içinde yaşıyorlar. Bir semtte nasıl rantlar elde edildi, kim yürüdü, yükseldi, kim geride kaldı vesaire. Bunlar belki ekonomik kriz yokken çok da dert edilmiyordu. Ama ekonomik krizle beraber daha göze batar hale gelmeye başlıyor. Baktığımızda yerel seçimlerde AK Parti'nin büyük bir yenilenmeye gittiğini, bir dinamizm kazandığını da söyleyemeyiz adaylarıyla. Yani AK Parti'nin en büyük şansı veyahut da seçimlerdeki destekçisi muhalefet bölünmüşlüğü. Bunun ikinci bir faktörü yok yanına koyabileceğiniz. Ya bu kadar mesela İstanbul'da da Murat Kurum gibi bir adayla seçime gitmenin özgüveni bana kalırsa gün geçtikçe daha iyi anlaşılıyor. Çünkü ciddi bir bölünmüşlük var muhalefet genelinde. Herkes adayını çıkarıyor, adaylığını açıklıyor. Böyle bir ortamda iktidarın şansı blok halinde durduğu için, kendi Cumhur İttifakı'nı koruduğu için güçleniyor. Fakat gene de yeniden refahın pozisyonu önemli hale geliyor. Burada da yeniden refah ne AK Parti'yi tam eleştirerek ama bir yandan da taşı kendince gediğine koyarak bir yaklaşımda bulunuyor. Bunun NATO oylamasında, İsveç'in NATO üyeliği oylamasında da gördük. Yani orada ki yeniden refah kendi çıkışını yaparken Kur'an yakmalarını da söyledi. İşte NATO'ya genel olarak karşı olmasını da söyledi. Yani bu İsrail konusunda gündeme getirdi vesaire. Yani dolayısıyla bütün okları saplayabiliyor. Fakat bu Erdoğan eleştirisine gitmiyor hiçbir zaman. Bu önemli bir ayrım. Yani mesela işte Saadet Partisi'nin ciddi farkı o bodoslama doğrudan bir muhalefet. Aslında yandan yandan gittiği için o dalgayı göğüslemiyor. Tam tersi dalgayı kendi yanından alıp kendini daha ileri taşıyacak noktaya getirebiliyor. Bir de tabii unutmayalım giderek AK Parti'de siyasetçiler kendilerine daha az yer buluyorlar. Ciddi şekilde siyaset yapanlar daha oyunun dışına AK Parti'de çıkan aktörler ya da teknokrat işte bu siyaset karizması veyahut da o işte sokağın tarzı ağır basmayan insanlar.
Kabinede bu böyle yerel mevcut adaylarla göründüğünü veyahut da yani çok fazla taşların yerinden oynatılmadığını veyahut da daha teknokrat kimliklerin de tercih edildiğini görüyoruz. Hal böyle olunca Yeniden Refah da bir adet haline geliyor. Yani AK Parti'de siyaset yapamayanlar Yeniden Refah'ta kendilerine yer bulabiliyorlar. O bakımdan biz yani metropollerde ne olacağı ötesinde Yeniden Refah'ın kazandığı belediyelerden Bozgat'ta atıyorum iddialı olabilirler. Yani böyle İç Anadolu şehirlerinde de bazı çıkışlarını görebiliriz. Veyahut da en azından ciddi bir mesafe o anlamda kendine göre hür ve müstakil yolunda giden asıl Yeniden Refah gibi gözüküyor. Ve bir de tabii DEM Parti büyük ihtimalle öyle olacak. Peki, son olarak Ekrem İmamoğlu açısından kritik bir seçim diyoruz bu. Çünkü siyasi hedefleri olduğunu biliyoruz Ekrem İmamoğlu'nun. Mesela Özer Sencar diyor ki Ekrem İmamoğlu bu seçimi kazanırsa 20 yıl Türkiye'nin Cumhurbaşkanı 3 lider geldi geçti bence diyor. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut Cumhurbaşkanı ve Ekrem İmamoğlu da 3. kişi diyor. Türkiye yakın tarihindeki lider vasfını taşıyan isim olarak Ekrem İmamoğlu'nu da sayıyor. Eğer bu seçim Ekrem İmamoğlu'nun siyasi geleceği için çok kritikse kazanma ihtimali biliyoruz. Tamam, artık Ekrem İmamoğlu'nu kimse durduramaz deniyor. Kaybetme ihtimali sizce her şeyin sonu mu? Hayır değil bu saatten sonra çünkü bu kadar ciddi bir muhalefet bloğu ve iktidar bloğu artı oluşunca karşısında açıklayacak bir durum var. Bunu işte hepsi üstüme geldiler ve hepsi bir adeta kumpas gibi bir durumdan dolayı kaybettim açıklamasını yapabilir. Yani bu, tam olarak bu şekilde yapmaz ama yani bu çerçeveyi sunabilir. Kaldı ki şimdi bu seçimlerden sonra ne olursa olsun muhalefet dediğimiz şey dağılacak. Yani bir işte bu yani CHP'de Özgür Özel'in liderliği sürebilir her halükarda ama onun ötesindeki partilerde ben ciddi bir sarsılma bir kendi adaylarının performanslarına göre bir yeni konfigürasyon oluşmasını öngörüyorum. İyi Parti'de büyük ihtimalle Meral Akşener sonrası döneme gideceğiz. İYİ Parti varlığını koruyabilir ama Meral Akşener'siz. Zaten bunun yolunu da kendi partinin içinde yapanlar var bana kalırsa. Meral Akşener'in kendisi de buna istemeden katkıda bulunuyor. Yani Meral Akşener bu seçimlerin sonunda artık Türkiye'nin geride bırakacağı büyük bir isim olacak büyük ihtimalle. Şimdi Kılıçdaroğlu gibi mi? Evet, yani bir yandan Kılıçdaroğlu'cuların da her ne sonuç alınırsa alsın geri dönmeye çalışacağını Evet. düşünebiliriz. Yani muhalefette bu tip eskiyi geride bırakma sancıları yaşanacak. Yani biz Mayıs seçimlerini ancak bu yerel seçimlerden sonra sonuç ne olursa olsun bırakacağız ama ben muhalefet sathında çok ciddi bir yeniden bir kartların dağıtılmasını görüyorum. Çünkü burada bütün muhalefet genel olarak baktığımızda CHP'yi yalnızlaştırmaya çalışırken işte onun üstünden kendi alanlarını yerel seçimlerde açmaya çalıştıkları için CHP'nin irtifa kaybetmesi halinde aslında onlar da veyahut da CHP onlara rağmen kazanırsa zaten büyük bir başarı elde etmiş olacak. O zaman kendi kendini destekleyen bir durum oluşacak zaten. Ama o olmadığı takdirde de Ekrem İmamoğlu özelinde de geçerli bu, diğerleri için de CHP'ye kaybettirdiniz. Siz yaptınız. Bu tablo işte bir AKP hegemonyasının oluşmasına siz neden oldunuz diye benim daha önce bahsettiğim muhalefetin varlık savaşı bir şekilde yaşam savaşı devam edecek. Çünkü ne olursa olsun bir %50 kendini korudu bugüne kadar. Onun bir anda dağılması gerçekten zor. İnsanlara yaşam savaşı verecekler. Herkes Türkiye'den çekip gidemeyeceğine göre burada nasıl bir kendi alanımızı koruruz? Daha işte cumhuriyet değerleri, sekülerlik, inanın ki sekülerlik muhafazakarların da derdi çünkü. Kızıl Boncaları bugün en heyecanlısı seyredenlerden muhafazakar kesimler de var. Bunu unutmayalım. İnanın ki şu aşamada eğer ki Ekrem İmamoğlu'nun ve genel olarak CHP'nin bir iktidar
ittifakı oluştuysa bu Kızıl Goncalar dizisiyle oluştu. Çünkü oradaki ortaya konan toplumsal sorunlar, meseleler muhafazakârların da derdi, daha seküler kesimlerin de derdi. Genel olarak etnik ve bütün mezhepsel bağlam ötesinde Türkiye'nin genel derdi. Çocuğu olan herkes daha çocuğu evrensel standartlarda, yüksek kalitede ve seküler bir eğitim görsün istiyor. Muhafazakarları da işin içine katıyorum. Kaldı ki muhafazakar çevreler için tarikatlar konusu ve tarikatlerin etkisi konusu eğitimde ve toplumsal hayatta bir korku oluşturmaya başladı. Çünkü en çok onlar bunun içine çekilmeye çalışılıyor. Yani daha zaten seküler ve bu konulardan uzak kesimler uzaktan izleyip endişe ediyor olabilir ama onlar bir fiil içinde yaşıyorlar ve kendi çocuklarının, kendi hayatlarının tasarlanması, yeniden dizayn edilmesi gibi gerçeklerle bir de ekonomik krizi bu işin içine katalım, yüzleşiyorlar. Bunun için biz aslında bu seçimlerde, Mayıs seçimlerinden farklı bir sosyal psikoloji ve politik yönlenmeyle gidiyor olabiliriz. Bu seçimler, Türkiye'nin yerel seçimi kim kazanırsa kazansın, bundan bağımsız olarak bütün muhalefet genelinde yeni bir satın oluşması, yeni anlayışların oluşması ve eskinin geride bırakılması için bir dönüm noktası, kırılma noktası olacak gibi gözüküyor. Sizin öneye çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Çok sağ olun. Açık Oturum Ben teşekkür programının ederim. sonuna geldik efendim. Bugün Burak Bilgehan Özpek ve Sezin Öne ile birlikteydim. Yerel seçimlere giderken ağırlıklı olarak tabii ki İstanbul seçimini konuştuk. Sizlere veda ediyoruz. Hoşça kalın.